Herkese merhaba, konumuz şiir türleri. Arkadaşlar bu başlığın altında lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik ve dramatik şiirin ne olduğuna bakacağız. Başlayalım. Lirik şiir, duygu ve düşüncelerin coşkulu ve etkileyici bir şekilde anlatıldığı şiirlerdir. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu şiirlerde sadece aşk veya sevgi gibi temalar işlenmez arkadaşlar. Bunların dışında hüzün, ayrılık, hasret gibi temalar da işlenebilir. Bu duruma da dikkat edelim. Örneğimize bakalım hemen. Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın, salkım saçak, petek isem balımsın, ağulum, günahımsın, vebalimsin şeklinde şiirimiz devam edecek. Bu güzel şiir Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na ait. Devam ediyoruz. Epik şiir, savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı, uçtuk muhaç ufkunda görünmek hevesiyle, canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Gördüğünüz gibi Yahya Kemal Beyatlı bu şiirinde, bu dörtlükte bir savaş sahnesini gözler önüne seriyor. Bunun dışında arkadaşlar doğal destanları epik şiir örneği olarak da kabul edebiliriz. Devam edelim. Pastoral şiir, doğaya ait unsurların ana tema olarak işlendiği şiirlerdir. Bu ifadeye yer verdim çünkü arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün karşılaştığımız birçok şiirde doğaya ait unsurlar bulunmakta. Bu onları pastoral şiir yapmaz. Şiirin pastoral şiir olabilmesi için doğaya ait unsurların şiirin yazılış amacı olması gerekir. Yani şairin amacı doğaya ait unsurları işlemek olmalıdır. Dolayısıyla ana tema olarak bu unsurlar işleniyorsa şiirimiz pastoral şiir olacak. Hemen örneğimize bakalım. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi, her gün aynı pınardan doldurur testimizi, kırlara açılırız çıngıraklarımızla şeklinde devam eden şiir, bu arada gurbet şairi olarak bildiğimiz Kemalettin Kamu'ya ait. Satirik şiir, bireysel ya da toplumsal eleştiriye yer verilen şiirlerdir. Hemen örneği inceleyelim. Söylersin de söz içinde şaşmazsın, helali haramı yersin seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin, akar çaylar senin olsa ne fayda. Şiir ile Pir Sultan Abdal bir bireysel eleştiri yönlendirmek. Arkadaşlar bununla ilgili bir parantez açalım. Satirik şiir, halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hicviyenin karşılığıdır. Unutmayalım. Devam ediyoruz. Didaktik şiir, öğüt, nasihat içerikli, öğretici unsurlar barındıran şiirdir. Hemen örneği inceleyelim. Adım at ileri geriye bakma, bir sağlam iş tut da elden bırakma. Saçma sapan sözler hep delip bakma, Allah'ın yardımı çalışanlara. Aşık Veysel'in bu güzel şiiri de öğretici şiir olarak karşımıza çıkmaktadır. Dramatik şiir. Arkadaşlar dramatik şiir, şiir şeklinde yani manzum olarak yazılmış tiyatro metinlerinin genel adıdır. Hemen bakalım. Eski tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında trajedi, komedi, dram gibi oyunlarda kullanılırdı. Ne demiştik? Manzum yani şiir şeklinde yazılmış tiyatro metinlerinin genel adıdır demiştik. Örneğe de dikkat ederseniz genelde bu tür ifadelerde, dramatik şiirde karşınıza bir diyalog çıkacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şiir türlerini bitirdik. Şimdi şiirde yapıya değineceğiz. Basit bir konu. Hemen kavramlarımıza bakıp geçelim. Burada dize, beyit, bent ve dörtlük kavramlarına değineceğiz. Dize arkadaşlar şiirin en küçük yapı birimidir. Bir diğer adıyla mısradır. Şiirin satırlarından her biridir. Ki hiç kimse benim kadar sevmemiş seni. Beyit ise iki mısranın bir araya gelmesiyle oluşan nazım birimidir. Divan edebiyatının esas nazım birimi olarak kullanılır. Elinden görmedik hiçbir bela mı kaldı alemde, gamından çekmediğim bir cefa mı kaldı alemde şiiri de bir beyit olarak karşımıza çıkmakta. Devam ediyoruz. Bent arkadaşlar, üç veya daha fazla mısradan oluşan nazım birimlerinin genel adıdır. Ben bir beyaz saçlı aşık, sen bir ihtiyar. O gün bana yaklaşırken ey ilahi yar, esirgeme gözlerimden bir son bu seni. Şiirinde gördüğünüz gibi 3 mısradan oluşan bir bent karşımızda. Dörtlük ise halk edebiyatında esas nazım birimidir. 4 dizeden oluşan şiir birimidir arkadaşlar. Seni beklemekle geçse de ömrüm,
Bu fani dünyada kalmasa günüm, senden uzakta ölürsem bir gün, ahirette seni bekleyeceğim. Şiiri de bunu örneklemektedir. Devam ediyoruz. Bir diğer önemli başlığımız şiirde ölçü. Karşımıza 3 ölçü çıkacak arkadaşlar. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü ve serbest ölçü. Hemen başlayalım. Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına dayanan bir ölçü birimidir. Yani mısralardaki ünlü harfleri sayacağız. Şiiri oluşturan bütün mısralarda aynı sayıda ünlü harf yani hece bulunmalı arkadaşlar. Türklerin milli ölçüsüdür çünkü İslamiyet öncesi Türk edebiyatından günümüze kadar hece ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir. Hecenin kullanıldığı şiirlerde bir dizede vurgu gayesiyle bir ya da iki kez durulur. Bu yerlere durak denir. Duraklar sözcük ortasında bitmez. En önemli özelliği de bu arkadaşlar. Ve şiirde hiç durak bulunmayabilir. Hece ölçüsünde Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan 3 ölçü çeşidi var. Bunlar 7'li hece ölçüsü, 8'li hece ölçüsü ve 11'li hece ölçüsüdür. Bunların dışında kullanılan ölçüler de var ama biz sıklıkla bunlarla karşılaşıyoruz. Peki 7'li ölçü nasıl duraklanabilir? 4 artı 3 şeklinde. 8'li ölçü 4 artı 4 ya da 5 artı 3 şeklinde duraklanabilir. 11'li ölçü ise 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 şeklinde duraklanabilir. Arkadaşlar ne demiştik? Durak kelimeyi bölemez. Yani biz 4. heceyi saydığımızda kelime bitmiş olmalı. Ya da 5. heceyi saydığımızda kelime bitmiş olmalı. 6. heceyi saydığımızda kelime bitmiş olmalı. Şimdi hem ölçüyü hem durağı örneğimiz üzerinden inceleyelim. Gel dilberim kan eyleme, seni kandan sakınırım. Doğan aydan, esen yelden, seni gülden sakınırım. Heceyi saymak için ünlü harfleri saymamız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütün mısralar arkadaşlar 8'li heceden oluşacak. Dolayısıyla karşımızda bir 8'li hece ölçüsü var. Durağı bulmak için ne yapıyorduk? Heceleri sayıyorduk yine. Peki 8'li hece ölçüsü nasıl duraklanabilir? 4 artı 4 ya da 5 artı 3 şeklinde duraklanabilir. Biz 4 artı 4'ü deneyelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. hecede kelimemiz bitiyor. Yine 4. hecede kelimemiz bitti. 4. hecede kelimemiz bitti. Yine 4. hecede kelimemiz bitti. Demek ki bu şiir, bu dörtlük 8'li hece ölçüsüyle yazılmış ve 4 artı 4 şeklinde duraklanmış. Unutmayalım ki şiirlerde ya da dörtlüklerde durak hiç bulunmaya da bilir. Devam ediyoruz. Serbest ölçüye gelelim. Arkadaşlar serbest ölçüde ölçü ve uyak düzeni bulunmaz. Yani şiir herhangi bir sınırlamadan, kısıtlamadan bağımsız olarak yazılır. Şairin herhangi bir ölçü kaygısı yoktur. Hemen bakalım. Zaten bu şiirlere baktığımızda durum hemen anlaşılır. Çünkü mısra uzunlukları birbirinden farklıdır. Şiirimizi inceleyelim. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner, çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Gördüğünüz gibi özellikle son dörtlüğe dikkat ederseniz mısraların uzunlukları birbirinden farklı olduğu için burada herhangi bir ölçü aramak mantıksız olacaktır. Biz bu türden şiirlere serbest ölçüyle yazılmış şiirler diyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile birlikte edebiyatımızda sıklıkla kullanılmıştır. Devam edelim. Gelelim aruz ölçüsüne. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Aruz ölçüsüyle ilgili bizlere şiir verilip şiirde aruz ölçüsünü bulmamız istenmez. Yani uygulamaya dair sizlere soru sorulmaz. Peki ne sorulabilir? Aruz ölçüsüyle ilgili doğrudur, yanlıştır şeklinde ifadelerle karşılaşabiliriz. Aruz ölçüsü için söylenebilir, söylenemez şeklinde ifadelerle karşılaşabiliriz. Yani tanımları, bu özellikleri bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Şiirde uygulama sorusu gelmeyecektir. Dizelerde hecelerin uzunluğuna ve kısalığına dayanır. Hecelerin uzunluğuna ve kısalığına dayanır. Arap edebiyatından alınan bir ölçüdür. Sesli harfle biten heceler açık hece, sessiz harfle biten heceler ise kapalı hecedir. Arkadaşlar aynı zamanda açık heceler kısa, kapalı heceler ise uzun kabul edilir. Her dizenin son hecesi nasıl biterse bitsin kapalı hece kabul edilecek. Açık heceler nokta ile, kapalı heceler ise kısa çizgiyle gösterilecek arkadaşlar. Yani burada da esas olan hecenin sessiz harfle mi, sesli harfle mi bittiğine bakmak arkadaşlar. Aruz ölçüsüyle ilgili kavramlar da karşımıza çıkabilir. Aslında burada belirttiğim kavramların dışında da farklı kavramlar var. Fakat sorularda genelde bu üçüne yer veriliyor. Bir bakalım. İmale
kısa hecenin vezin gereği uzun okunmasına denir. Zihaf bunun tam tersidir. Uzun hecenin kısa okunmasına denir. Vasıl ise bildiğimiz ulamadır arkadaşlar. Sessizle biten bir kelimenin sesliyle başlayan bir kelimeye bağlanarak okunmasıdır. Dersi bitirmeden önce tekrar ediyorum. Aruz ölçüsüyle ilgili uygulama sorusu gelmez. Sadece özellikler açısından doğrudur ya da yanlıştır şeklinde sorular gelebilir. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.